Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zoom hesabı nasıl alınır? Bundan bahsedeceğim. Zoom bir görüntülü konferans uygulaması, görüntülü görüşme uygulaması ve görüntülü görüşme uygulamalarında birebir değil de toplu, yani böyle 8-10 kişi birlikte görüşeceksiniz. Kesinlikle Zoom'u öneririm. Zoom sitesine girmek için şuraya zoom.us yazarak girebilirsiniz. Yani USA uzantılı. Siteye ya da Zoom yazın. Google'a. Her türlü sizi zaten bu site atacaktır. Google'a sadece Zoom yazsanız bile Google'da Zoom'u arayın. Şu HTTPS'i Zoom diye Google'a aratın. Yine bu siteye gireceksiniz. Siteye ulaştıktan sonra telefonunuzdan da aynı şekilde yapılacaktır. Sign in var. Veya burada mailinizi yazarak doğrudan yeni bir üyelik yapabilirsiniz. Ya da burada Sign in up var. Üye olun. It's free diyor. Yani ücretsizdir. Bak sign in. Şuraya mail adresini yazacaksın. Enter your work mail diyor. Ya da şuraya tıklayın. Yine aynı yere gönderecektir. Buraya mailimizi yazalım. Üye olmak istediğimiz. Ben kullanacağım maili yazıyorum buraya hemen. xxx.at@gmail.com yazabilirsiniz. Veya mail adresiniz neyse onu yazın. Daha sonra sign up'a tıklıyoruz. Yapalım. Veya Gmail ile veya Facebook ile giriş yapabilirsiniz. Hatta Gmail ile giriş yapayım bu sefer. Aynı ekrana gönderecek ne olsa. Öncelikle şurada bir Gmail'imi açmam lazım benim. Google'a girelim. Sign in diyelim. Gmail hesabımı burada açacağım. Bakın Google'a giriyorsunuz öncelikle Gmail hesabınızı açmak için. Gmail hesabı böyle açılır. Bunu bilmeyen insanlar var yani. Arkadaşlar var. O yüzden anlatıyorum. Hepiniz biliyor olabilirsiniz ama basic düzeyde anlatmam lazım. Sayfayı isterseniz buradan Türkçe'ye çevirebilirsiniz daha rahat anlamanız için. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Yazalım. Gmail hesabınız ama. Ben Gmail hesabımı buraya yazdım. İleri butonuna tıklayacağım. Gereken buraya tıklamak. Daha sonra buraya şifremizi gireceğiz. Bu ekranda. Mailimizi yazdık. Şifremizi girdikten sonra ileri diyeceğiz. Artık hesabımıza giriş yapıldı. Gmail hesabınızda maillerinizi görüntülemek için Gmail'e tıklayın. Veya burada Google'ın birçok hizmeti var. Hesabınızla ilgili bilgileri görüntülemek için buraya tıklayın. Şimdi biz burada kayıt olacaktık değil mi? Tekrardan siteye dönüyoruz. Zoom diyoruz. Sign up. It's free. Daha sonra buraya sayfayı yenilediğimiz için Sign in with Google. Yani Google ile giriş yapıyoruz. Veya Sign in with Facebook. Biz Google ile giriş yapacağız. Bakın Google ile giriş yaptık. Artık tüm bilgilerimizi burada görüntüleyebiliriz. Eğer bilgisayardaysanız İngilizceniz çok iyi değilse şöyle sağ tıklayın. Ekranın herhangi bir yerine Türkçe'ye çevir deyin. Tüm her yer Türkçe'ye dönsün. Çünkü Zoom programının Türkçe dil desteği yok arkadaşlar. O yüzden Türkiye'de çok yaygınlaşmadı muhtemelen. Skype'ın Türkçe dil desteği olduğu için herkes kullanıyor. Buradan web seminerleri, kayıtlar, profilinizle ilgili bilgiler, ayarlar, kullanıcı yönetimi, oda yönetimi bunları görebilirsiniz. Zoom'u komple tıklayalım. Ana sayfasına gidelim. Burada, burası da şu an Türkçe. Ama bu uygulamayı bilgisayarınıza indirip kullanmanızı öneririm ben. Çünkü ben öyle kullanıyorum. Şöyle. Açtığınız hesapta New Meeting diyerek bir yeni bir meeting oluşturabilirsiniz veya Join diyerek yeni bir meeting'e giriş yapabilirsiniz. Hesap bu şekilde. Bu uygulamada işte bilgisayar uygulaması. Bilgisayardan kullanın. Giriş yapıyorsunuz bilgisayardan da. Oturun kapat vesaire. Şimdi bir de şey yapalım. Yeni bir hesap açalım. Komple bir kapatayım bunları. Diğer türlü hesap nasıl açılıyor mu göstereyim. Komple kapatayım hatta gizli sekmeyi. Tekrardan bir gizli açayım. Pencere. Adresimiz zoom.us'ydi zaten. Gösteriyoruz. Tablette de aynı şekilde. Sign up for free. Kayıt ol ücretsizdir diyor. Dur bakalım şuradan bir çıkış yapayım. Oturum kapatayım önce. Şuraya tıklayarak. Oturum kapattım. Tekrardan tıklayalım. Şuraya mailimi yazacağım bu sefer. Sign up diyeceğim. Bunlarla giriş yapacağım. Şu üzerinde kırmızı olan mail adresini ben şu an kapattım. Ben bir test mail açıp kapatmadan da çekelim. Sıkıntı değil. Maile onay formu itti diyor. Git onu bir onayla diyor. Mailine şey itti diyor. Onu onaylayacağız ve artık hesabımız açılmış olacak. Mailimiz zaten burada çıktı. Gmail'e tıklayacağız buradan. Bakın Gmail'de şöyle bir aktivasyon kodu gelmiş. Buna tıklayıp giriyoruz. Burada hoş geldin, beş gittin diyor Zoom için. Hoş geldin diyor Zoom'a.
Daha sonra buradan ya bu butona tıklayarak aktivasyonunu tamamlayabilirsin diyor ya da buraya link'e tıklayarak aktivasyonu tamamlayabilirsin. Aktivasyon için gelen maildeki butona veya link'e tıkladıktan sonra sizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada yapmanız gereken çok basit. Sadece gireceksiniz. Şuraya kullanıcı adı gireceksiniz. Oh biraz büyük oldu. Kullanıcı adınızı, soy isminizi yani kendi adınızı gireceksiniz buraya. Soy isminizi gireceksiniz. Görünecek çünkü bu. Buraya şifre, şifre tekrardan continue deyip devam edeceksiniz. Yani bu kadar. Çok basit. Her yolunu anlatıyorum şu an Zoom hesabı açmak. Telefonda da böyle. Hiç fark. Zoom bu arada çok kullanışlı bir konferans uygulaması. Herkese tavsiye edeceğim bu arada bu uygulamayı. Çünkü başarılı, beğeniyorum. İyi bulduğum şeyi herkese tavsiye ederim arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Continue deyip devam ediyor. Karşımıza şöyle bir ekran geldi. İstersek buradan diyor ki invite your iş arkadaşlarını davet et diyor. Hatta şöyle Türkçe çevireyim daha net anlayın. Meslektaşlarınızı davet edin diyor. Burada da ücretsiz olarak kullanmaları için başkalarını çağırabiliyorsun burada yazarak. Ben kendime hesap açarken tüm şirketteki arkadaşlara buradan mail atacağım. Onlar da gelsinler. Hatta videosunu atacağım arkadaşlar izler. Videoyu izleyerek kendilerine bir Zoom hesabı açarlar. Ben bu adamı şimdilik atla diyorum. Yani şu orijinalini göstereyim de skip this step. Bu adamı şimdilik atla. Invite davet et demek istedim. Hesabımız açıldı. Buradan start meeting now diyerek bir yeni bir meeting oluşturabiliriz. Veya go to my account diyerek hesabımıza gidebiliriz. Artık hesabımız var. Bir hesabımız. Şifremizi, kullanıcı adımızı, mail adresimizi ve şifremizi unutmadığımız sürece hem telefonun uygulamasından hem bilgisayar uygulamasından giriş yapabiliriz.